bir iş cinayeti rejimine dönüşmüş durumda. 35 bine yakın emekçi, işçi %100 alınabilir önlemler nedeniyle ölmüş, katledilmiş. Bu AKP'nin sermayeye kol kanat gerdiğinin, onu güçlendirdiğinin bir sonucu olarak değerlendiriyoruz. En fazla iş cinayeti yaşanan sektörlerin başında inşaat iş kolu geliyor. Buralarda iş cinayetinin nasıl artarak devam ettiğini, işçilerin yoksullukla boğuştuğunu, üç kuruş paralara ölümle burun buruna çalıştığını görüyoruz. İnşaat firmalarının, inşaat patronlarının da bu 20 yıllık süreçte Türkiye'nin en zenginler arasına girdiğini görüyoruz. Yani belli bir şey var. Yani emekçileri baskılarken patronlara da inanılmaz fırsatlar, teşvikler verdi. Bir bütün emekçi arasından yoksullaşma ve ölümüne çalışma dayatıldı. Örgütsüzlük, sendikasızlık dayatılmış durumda. Bunu işte AKP'li yıllarda onlarca grevimiz yasaklandı. AKP demek emekçi arasından grev yasağı demek. AKP demek işsizlik demek. AKP demek özelleştirme demek. Onlarca kamu iş yeri özelleştirildi. İşçiler taşeronlara terk edildi. Taşeronların insafına bırakıldı. İşte mücadeleyle emekçilerin, kamu işçilerinin tepkileriyle birlikte yarım yamalak bir sahte taşeron yasası çıkardılar. Taşeronu güya ortadan kaldırdık dediler. Kamu iş yerlerinde kendi özellikle belediyelerde belediye şirketleri kuruldu. Ne kamu işçisi ne taşeron işçi arada derede birçok hakkı da gasp edilmiş bir şekilde emekçiler yazıyor. Yani AKP'li yıllarda kazanmış haklarımız gasp edilmeye çalışıldı. Patronların sırtı sıvazlandı. Bizim işsizlik fonu başta olmak üzere sermayenin, patronların yağmasına açılmış oldu. Teşviklerle birlikte bir bütün toplu sözleşme sürecinde, MES sürecinde devlet sarı sendika Türk Metal'den istifa ederek Birleşik Metal'e geçip bir mücadele bayrağı çekti. Aynı zamanda bu süreç AKP'nin kaybetmeye başladığı, siyasi olarak kaybetmeye başladığı da dönem. 2015 şey biliyorsunuz yani işte 7 Haziran zaferi demokrasi güçlerinin AKP'yi ilk defa gerilettiği bir süreçti. İkisi bir bütün. Yani toplumu yönetemeyen bir durumda işte Gezi 2010'la birlikte Gezi isyanı, Gezi'de ortaya çıkan tablo, Kürt sorununda demokratik çözüm adımlarının atılması bir değişim umudunu, toplumda demokratik dönüşüm umudunu sağlamıştı. Bunun işçi sınıfında sendikalar örgütlenmeye de yansımasıydı. Artık eskisi gibi burada da bürokratik sendikalar, sarı sendikalar süreci karşılayacak durumda değildi. Buna karşı işçilerin, emekçilerin bir isyanı söz konusu oldu. Bu 2015 süreciyle birlikte açığa çıktı ama iktidar, AKP direkt müdahale ederek iş yerlerine, Renault bunun en büyük örneği, müdahale ederek buradaki değişim dönüşümün önüne geçti. İşte işçilerin özgür sendika seçme hakkını engelledi. Ama hala bir direniş umudu, değişim umudu söz konusu. Sürekli ayakta olan bir emekçi var. Bu yoksulluğumuz en büyük sebeplerinden bir tanesi patronların azgın kâr hırsıyken bir taraftan da iktidarın yürüttüğü savaş politikaları, topluma harcanması gereken paralar mermilere, savaş uçaklarına, İHA'lara harcanıyor. Güvenlikçi politikalar harcanıyor. Buralardan yani bunun kesilmesi için, savaş politikalarına son verilmesi için 1 Mayıs meydanlarında olacağız. Yoksulluğun ortadan kaldırılması için, ranta talan değil, topluma kaynaktan aktarılması için yoksulluğa karşı 1 Mayıs meydanlarında olacağız. Rant talan projelerin durdurulması için, ekolojik yıkımın durdurulması için 1 Mayıs meydanlarında olacağız. Mücadelenin yükseltileceği ekmek, adalet ve özgürlük için 1 Mayıs meydanlarını dolduracağız. En büyük yani ana taleplerden bir tanesi ekmek ve adalet talebi. Bunların karşılanması için başta Taksim Meydanı olmak üzere tüm illerimizde, kentlerin meydanlarında 1 Mayıs'larımızı kutlayacağız.